Ege Ön Haber olarak bugün Denizliler Derneği'ni ziyaret ettik. Yanımızda dernek başkanı Veli Kasap var. Veli Bey, kendinizi tanıtır mısınız bize öncelikle? Tabii ki iyi günler. Ege Ön Ailesi Televizyonu dergisi bizim bir aile Denizli Derneği'nin bir parçasıdır. Ben işte ismim Veli Kasap. Denizli Açıkbayam, Yeşilyurt doğumluyum. 1968 yılında İzmir'e rahmetli babam Tekel Çamal Tuzlası nedeniyle İzmir'e gelmişik. 68'den beri Çiğli Sasal'da ikamet etmekteyim. 2004 yılında da Sasal'da belediye başkanı yaptım. 2004-2014 yıllarında da İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi yaptım. Tabii ki siyasi olduğum için, belediye başkanı yaptığım için, halkla iç içe olduğum için de 2016 yılında da bizim dernek başkanı dedik ki senin yaş haddinden emekli edelim. 2016 yılında da biz yeni başkan, yeni yönetim, yeni bir anlayışla bu göreve geldik. 2016'dan bu tarafa da tabii faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bunları neler derseniz sırasıyla söyleyeyim. Ben 2016 yılında gelince şunu merak ettim. İzmir'de ne kadar Denizli yaşıyor acaba diye. Tabii TÜİK'e gittik. Adrese dayalı bu sisteme TÜİK'teki bölge müdüründen İzmir'de ne kadar Denizliler yaşıyor diye ona baktık. O gün için 148 bin, bu resmi tabii adrese dayalı olduğu için 148 bin İzmir'de Denizli hemşerimiz yaşıyor. Hakikaten bu ciddi bir rakam. Ama gayri resmi ve gayri resmi olursa ben yuvarlak olarak söylüyorum 200 bin İzmir'de Denizli hemşerimiz yaşıyor. Tabii biz yeni yönetim, yeni başkan, yeni bir anlayış olarak yeni bir algı yaratmamız gerekiyordu. Çünkü bu dernekçilik gönül işi. Yani eşinden, dostundan, çoluğundan, çocuğundan, işinden fedakarlık ederek görev yapıyorsun. Tabi bu konuda ben ve yönetimdeki arkadaşlarım hakikaten bu konuda can siperhane çalışıyor. Herkes işinden fedakarlık yapıyor. Aslında dernekçilik çok önemli bir şey. Onu da söyleyeyim. Bunu şey anlamda söylemiyorum. Tabi bu dernek faaliyetleri, hemşire faaliyetlerini bunu yani Karslılar, Vanlılar, Mardinliler, yani Güneydoğu, Doğulular, Karadenizliler bunu çok iyi yapıyor hemşire pekişmesine. Ama maalesef Egeliler olarak biz bu konuda biraz geriyiz. Biz de işte bu yeni bir algı yaratmak için, işte hemşire bilincini yaratmak için arkadaşlarla 2016'dan bu tarafa çalışıyoruz. Tabii biz bu arada biz yeni bir farkındalık yarattık. Dernek başkanı yönetim kurulu ama ne kadar görevi da şey yaparsan, görev insanları dahil edersen o kadar da sonuç alıyorsun. Sonra tertip komitesi kurduk. Ben yönetim kurulu, tertip komitesi çalışması yapıyoruz. İlk geldiğimizde derneğe 2016'nın Aralık ayında bir mangal partisi yaptık. Sonbaharda mangal partisinde Sasalı'da bu hemşerileri hem kendimizi tanıtmak hem de yeni hemşerileri tanımak için o gün o faaliyeti sürdürdük. 2017 yılında Denizler Gecesi yaptık. 2017 yılının Ramazan ayında İftar yeme verdik Hilton Oteli'nde. İş adamları, bürokratlarla buluşturduk. 2017'nin sonbaharında zaten hep yaptığımız biz artık geleneksel hale getirdik. 2017'nin sonbaharında bir tarihi hava gazında sabah kahvaltısı yaptık. Yani bizim yaptığımız etkinlikler şimdiye kadar ne kadar etkinlik yaptıysak hiçbir zaman 500'ün altına düşmedi. Kadınlar matinesi yaptık Bornova'da. Hatta bizim işte şurada gördüğünüz gibi aslında Türk toplumuna mal olmuş işte Denizli'nin evladı olan Özay Gönlüm 2017'nin 1 Mart'ta vefat etmiş. Allah ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabırlar diliyorum. Tabii 2017'de Mart'ta 1 Mart'ta biz bu arada tabii biz Denizli olduğumuz için aynı zamanda Denizli'deki iş adamları, Denizli'deki hemşerilerimize İzmir arasında köprüyüz. Burada ilişkilerimiz onlarla da devam ediyor. Bu özel gönlüm alma gecesini yapmadan önce Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde istişare yaptık. Onlar her yıl 1 Mart'ta özel gönlüm alma gecesi yaptıklarından dolayı biz de 2 Mart'ta bunu gün olarak belirledik. Hatta o zamanlar tabii biz Denizli'de bir şeyi yaşarsan daha çok farkına varıyorsun. Yaşamadıktan sonra farkına varamayabiliyorsun. Bunlar olabiliyor. Mesela ben Denizli'yim ama bu dernek başkanı olmadan önce bana sorsalardı Denizli'nin kaç tane ilçesi var, inanın bilmezdim. O gün 19 tane ilçe Denizli'de var ve
Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarla beraber Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak şartıyla, Denizli Valimiz olmak şartıyla tüm 19 tane ilçeyi gezdik. Çünkü özel gönlüm alma gecesini, özel gönlüme yakışır bir gece yapmamız gerekiyordu. Ve bu konuda da iyi bir çalışma yaparak sonra döndük geldik İzmir'de. İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanımız, İzmir Valimiz ve 30 tane ilçeyi de arkadaşlarla beraber gezdik. Yani ben şunu söyleyeyim. Biz o 2016'dan bu tarafa hakikaten çok ciddi çalışıyoruz. Ve 2 Mart'ta Özay Gönlüm'ün talihsiz ülkede bir terör olayından dolayı o gün için 8 şehidimiz var. Allah bu vesileyle tüm ülkemizde şehit düşen ve ülke için savaşan tüm şehitlerimizi mekanları, yani ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun diyoruz. Ve biz onu 17 Mart'a erteledik. Yani o özel gönlüm alma gecesinde arkadan çok görkemli, çok kalabalıktı. Dediğim gibi biz İzmir'de, ben şunu söylüyorum, buradan, tabii daha çok yaptıklarım, hatta en son biz yeni daha Kasım'ın kaçıydı? Kasım'ın 17'si miydi? 18 Kasım'da biz bir sabah kahvaltısı yaptık. Herkes evet kendi derneğini över, biz çalışkanızlar, biz aktifler. Ama 18 Kasım'da yaptığımız sabah kahvaltısında 750 kişiye İzmir'de sabahın, hani derler ya sabahın köründe, sabahın köründe 750 tane hemşerimizi sabah kahvaltısına buluşturduk. Yani şunu söyleyeyim. Biz İzmir'de denizlerin radarıyız. Ya işte İzmir'de 4 tane kaymakamımız var. Menderes kaymakamımız, Konak kaymakamımız, Bayraklı kaymakamımız, Menemen kaymakamımız. Yani biz nerede bürokrat varsa, nerede iş adam varsa ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Bu derneğe kazandırmak istiyoruz herkesi. Ben şunu söyleyeyim, işte 1990 yılında kurulmuş bu dernek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle. Aslında buradaki kurucu arkadaşlarımız da birbirinden değerli. Rahmetli Allah'tan rahmet eylesin. Geride kalanlara Allah sağlık sıhhat versin diyorum. Buradan o 20 tane kurucu üye abilerimize de çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu derneği o gün için kurmuşlar. Ben şunu söyleyeyim, İzmir'de ne kadar dernek varsa aslında herkes bu hemşeri derneklerine, kendi hemşeri derneklerine sahip çıkması istiyorum. Hiç kimse eleştirmesin, derneklerine katkı koysunlar. Çünkü orada başkan ve yönetim kurulu arkadaşlar, herkes işinden, gücünden, çoluğundan, çocuğundan fedakar edip bu derneğe gönül veriyorlar. Çünkü biz yönetim kurulu olarak, tertip komisyonu olarak ne kadar özverili olursak olsak da İzmir'de yaşayan denizlilerin buna duyarlı olup bu derneğe üye olması gerekiyor. Çünkü dernek uzman çok bir farkındalık yaratır. Uzman güç birliği oluşur. O zaman sesimizi daha çok duyuyoruz. Onun için biz şu anda İzmir'de, ben sizin vasıtanızla, Ege Yön dergisinin vasıtasıyla, siz kameraman herhalde yeni başladınız. Size de bu konuda görevinize başarılar diliyorum. Halil kardeşim zaten devamlı bizim takipçimiz. Ben sizin vasıtanızla buradan bir kez daha İzmir'deki 200 bin yaşayan hemşehrilerimize, gerek bürokrat, gerek iş adamları, gerek normal işçi arkadaşlarıma, hemşehrilerime buradan sesleniyorum. İzmir Denizler Derneği 1990 yılında kurulmuş. Sakın ola ki ayrışmayalım. 7 kişi bir araya gelip de dernek kurmanın anlamı yok. Çünkü bu dernek hemşeri derneğidir. Bu dernek sesi duyurma derneğidir. Ne kadar birlik olursak, ne kadar hep beraber bir çatı altında birleşirsek o kadar sesimizi duyuyoruz. Ben İzmir'de, ben ve yönetim kurulu, tertip komitesi arkadaşlarımız İzmir'de denizlerin radarıyız. Denizdeki iş adamlarına, İzmir'deki iş adamlarının köprüsüyüz. Onun için herkesi sizin vesileyle bu Denizler, İzmir Denizler Derneği çatı altında buluşmaya davet ediyorum. Bizim bir sloganımız var. Her horoz kendi çöplüğünde otar. Denizler olsa her çöplükte eder. Size de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun Veli Bey.